burada küçük bir yanlışlık olmuş. Bir önceki kazanım 26 idi zaten. İki defa 26 yazılmış. Bu kazanım 27 olacak. Bu kazanım 27 ile devam ediyoruz. Ya yani iki defa 26 yazılmış. Küçük bir yanlışlık olmuş. Polinomun sıfırlarını bulun demiş. Şimdi polinomun sıfırlarını bulmak için yani ifadeyi sıfıra eşleyeceğim. x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlara ayırabilirim. x x. Doğru mu? Eksi 5'i artı 1. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4. Yani burayı düz birleştirdiğim zaman x eksi 5 çarpı x artı 1 doğru mu? Eşittir 0. Buradan x eşittir 5 x eşittir eksi 1 bulunur. Ya da bunu şöyle de yapabilirim. Şimdi burayı x parantezinde x çarpı x 4 eksi 5 ile karşı yattım eşittir 5. Ya bu 5 çarpı 1'dir ya da eksi 1 çarpı eksi 5'tir. Zaten aradaki fark 4 ya. 5'e 1 yazabilirim. Eksi 1 çarpı eksi 5. Yani burada x 5 ve x eksi, eksi 1 polinomu sıfırları. Çarpanlar ayırma bilmiyorsam bile 5'in çarpanlarına bakacağım. 5 olabilir. Eksi 5 olabilir. 1 olabilir. Eksi 1 olabilir. Bunları deneyerek de bulabilirim. Ama tabii ki çarpanlar ayırma ya da bu şekilde e, bulmak daha kolay. O zaman 5 ve eksi 1 oldu buradaki sıfırların. Polinomu sıfırları bulunuz. Şimdi burada polinomun sıfırını bulmak için şunu yapacağım. Öncelikle bu ifadeyi sıfıra eşitliyorum. Burada sabit sayı olmadığı için bir kere zaten hepsi x, e, x terim var burada. x parantezine alırsam ifadeyi x kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0. Şimdi zaten buradan x eşittir 0 geliyor. x çarpı onu en son yazayım. x kare eksi 5x eksi 6 çarpanlara ayırıyorum. Şurayı x'e x. Şurası da Eksi 6 artı 1 diye ayırdığımda çarpımları eksi 6 toplamları eksi 5'i veriyor. Düz birleştireceğim bunları. X eksi 6 çarpı x artı 1 eşittir 0. E buradan x, x 0 zaten bunun kökü. 0 yazarsam x yerine 0 olur. X eksi 6 0 ise x 6. 6 yazdığımda da 0 olur. X artı 1 0 ise x eşittir eksi 1. Yani eksi 1 0 6 geldi benim e, sıfırlarım. Şimdi burada şuna dikkat edelim. 0'ın geleceği zaten belli. Şuradaki x kare eksi 5 x eksi 6 çarpımlar ayıramıyorsam eksi 6'nın e, e, çarpımlarına bakacağım. 6 var. Eksi 6 var. 1 var. Eksi 1 var. 2 var. Eksi 2 var. 3 var. Eksi 3 var. Burada seçenek çok. Ama genelde 1 ve eksi 1'i mutlaka ilk onları deneyin. 1 ve eksi 1'i deneyin. Onlardan biri zaten olayı şekillendirir. Burada da 3 tane kök bulduk. Eksi 1, 0, 6. Belli polinomun sıfırlarını bulunuz. Şimdi burada İşim biraz daha zor. Doğru mu? Neden işim zor burada? Şöyle yapmam lazım. Burada 15'in bir sürü çarpan var. X küplü terim ya bu. X küp eksi 7x artı 7x artı 15. Şimdi bir kere 1 ve eksi 1 ile başlayalım. Tamam mı? 1 mi bunun kökü? Eksi 1 mi? Ve burada x küp olduğu için 1 yazdığım zaman 0 olmuyor gibi. 1 yazarsam 7 eksi 7 gidiyor. 15 eksi 1 14 oluyor. O zaman eksi 1 yazayım. P eksi 1. Eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi 7 çarpı eksi 1'in karesi eksi 7. Daha sonra 7 çarpı eksi 1 eksi 7 artı 15. bakıyorum eksi 15 artı 15'ten 0 geldi. He tamam. Demek ki ne oluyor? Eksi 1 bunun bir kökü. Eksi 1 bunun kökü ise yani x eşittir eksi 1 bunun kökü ise x artı 1 eşittir 0 yani x artı 1 bu ifadenin bir çarpanı. Doğru mu? O zaman ben şunu yazayım. Verilen ifadeyi x küp eksi 7 x kare artı 7 x artı 15'i x artı 1'e böleyim diğer kısmını bulayım x artı 1'e böleyim yani normal bölme yapacağım çarpanlara ayıramıyorum şu bunu şuraya x kare ile çarpacağım burası ne oldu x küp artı x kare oldu çıkarma yapıyorum x küp eksi gitti 7 eksi 7 x kare eksi x kare eksi 8 x kare tabi diğerleri olduğu gibi inecek artı 7 x var orada artı 15 var diğerlerini olduğu gibi indirdim o zaman buraya eksi 8 ile çarpacağım Eksi 8x kare elde etmek için. Eksi 8x kare eksi 8x. Çıkarma var burada. Bunlar gitti. 7x eksi eksi 8x. 7 artı 8'den 15x artı 15 oldu. E buraya da 15 yazdığım zaman zaten şuradan 15x artı 15 geliyor. Zaten tam bölündüğü için kalan sıfır olacaktı. Bunu biliyorum. O zaman şimdi bak ne oldu. Px polinomu şuraya yazıyorum tekrar. Px eşittir. X artı 1 çarpı bölümü ne buldum? X kare. Eksi 2 x artı 15. x kare eksi 8 x artı 15. Artı 15. Yani burada şu ifade bölüm olduğu için kalan artı 0 yazmama gerek yok. Ben bunun sıfırlarını arıyorum ya. Eşittir 0 diyeceğim. E, x artı 1 var zaten burada. x kare eksi 8 x artı 15. x'e x, x burayı da eksi 5'e eksi 3 diye ayırın. Çarpımlar 15 toplamları eksi 8 düz birleştireceğim. x eksi 5 çarpı x eksi 3. Eşittir 0. Yani buradan x artı bir sıfırsa x eşittir eksi 1, x eşittir 5 ve x eşittir 3 geliyor. Tabi burada hepsi 15'in çarpanı bunlar. Eksi 1, 5, 3. Tabi deneyerek de bulabilirim ama deneyerek burada işim uzar. Çünkü çok fazla seçeneğim var. Bu şekilde bir tanesini bulduktan sonra polinom bölmesi yapıp diğerini çarpanlar ayırmak daha kolay oldu. Şimdi bu kazanım da bitti. Kazanım 27 bitti. Kazanım 28'e geçebiliriz. <laughs>